İyi akşamlar sevgili seyirciler. Dünyanın ekopolitiğine hoş geldiniz. Efendim bugün 21 Mayıs. İlnur Çevik, Şeref Oğuz ve Avni Özgürel ile birlikte huzurunuzdayız. Her zaman olduğu gibi gündemi konuşmak için. Bugünün gündeminde önce isterseniz iç gündemden başlayalım her zaman olduğu gibi. Çoğunlukla olduğu gibi daha doğrusu bazen dış gelişmeler öne geçebiliyor ama 24 Haziran seçimleri yaklaşıyor ve partilerin aday listeleri belli oldu. Evet. Bu aday listeleri üzerine belki biraz konuşabiliriz başlangıç itibariyle. Sizinle başlayalım İlnur Bey. AK Parti aday listesi size ne söylüyor? Yani ne gözetilerek, neye dayanılarak hazırlanmış bu liste sizin bakış açınızda? Şimdi bir tecrübeyle yeni genç kuşağı bir araya katan bir liste bu. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi biliyorsunuz 18 yaş seçilme yaşı aynı zamanda seçme ve seçilme yaşı haline geldi ve mutlaka 18 ile 25 yaş arasındaki bir grubu da bu işin içine katmak lazım diyordu. Listede yanılmıyorsam 57 tane evet, bu yaş bandında var bende. Evet. Gencimiz var. Onları belli yerlere koyuyor. Tecrübe kazanacakları yerlere koyuyor ama tecrübe de orada duruyor. Mesela bütün bakanlarımız neredeyse 5 dışında hatırladığım kadarı hepsi aday olmuş durumda. Hı hı. Tabii o mesajı onlar aday oldu da bir daha bakan olmayacaklar demek. Birileri bugün diyordu işte ama onlar istifa edip seçilirse bakan olabilir. Teknik olarak öyle ama yani milletvekilliğinden pratikte, istifa edip evet, bakan evet. mı olabilir? Milletvekilliğinden istifa edip bakan olabilirler ama pratikte bu işlemez. Çünkü o meclis aritmetiğinde her bundan sonra milletvekili değerli olacaktır. O yüzden de artık bakan olanlar yani aday olan bakanlar orada tecrübelerini konuşturacaklar. Daha tecrübeli bir meclis grubu oluşturulacak belli ki. Ve bakanlık yapmış insanlar hepsi yani bayağı tecrübeli ve bu siyasette belli bir yere gelmiş insanlar. Onların tabii milletvekilliği bir daha değişik bir kalite katacaktır oraya. Aynı zamanda eski tüfekler de var. Onların arasına yeniler serpiştirilmiş durumda. İşte mesela Mehmet Ağar'ın oğlu, Tolga Ağar. Enteresan. Mehmet Ağar, Sayın Cumhurbaşkanımızın Mehmet Ağar'a her zaman çok sıcak baktığını hatırlıyoruz. Onun oğlunun oraya gelmesi, Bülent Arınç'ın oğlunun yine listede görünmesi. Yani eskilerin de yeni kuşaklarını da işin içine alarak ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımız şu mesajı da veriyor. Benim diyor kendi damadım. En güvendiğim insanlardan bir tanesi, en değer verdiğim insanlardan bir tanesi de meclise bak alıyorum diyor. Ve orada hem onu bir nevi onere ediyor. Mecliste önemli bir yere onu oturtmuş oluyor. Ve meclise de ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Bak kendi ailemin bir parçasını ben buraya getiriyorum diyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'nda çok başarılı olmuş bir insan. Şu ana kadar da başarısı devam eden bir insan. Onu da yine cenk sahasına atıyorlar. Çünkü bu hepsi büyük bir cenk verecek bundan sonraki dönemde anladığım kadarı. Çünkü meclis muhalefetin dediği gibi referandum sırasında biliyorsunuz referandumdan önce muhalefet sürekli olarak bu meclis zayıftır. Bu Cumhurbaşkanımız bu meclisi zayıflatıyor. Bu yeni anayasayla Cumhurbaşkanlığı tek adam rejimi kuruluyor. Meclisin esamesi okunmayacak ve güçsüz bir meclistir diye iddia edip duruyorlardı. Halbuki tam tersiydi. Herkesi yanıltıyorlardı, Batı'yı yanıltıyorlardı. Batı'nın da işine geliyordu tabii yanılmak ama bu meclis gayet güçlü bir meclis olacaktı. Ve öyle de oluyor. Oy oranlarını bilmiyoruz tabii. Yani ne çıkar onu da bilmiyoruz ama belli balanslarla, belli dengelerle gidecek bir meclis. Büyük bir ihtimalle olacak. Ve bu meclis sağlıklı bir demokrasi demek. Cumhurbaşkanını
devamlı kontrol edebilen, onun davranışlarını, onun yaptığı daha doğrusu onun yapacağı kararnameleri hatta tersine çevirebilecek bir meclis. Öyle bir gücü var meclisin. Tabii meclis aritmatiği önemli ama bu meclis zorlu bir meclis olacak. Oradaki verilecek savaş, AK Parti çoğunluğu bile olsa kanunlar yapacak bu meclis. Güçlü bir meclis olması lazım. Şimdi bütün tecrübeli isimleri oraya koyarak kanunları yapacak. Türkiye'yi esasında Cumhurbaşkanı'yla beraber yönetebilecek. Evet, evet, yürütme Cumhurbaşkanı'nda ama o mecliste devamlı Cumhurbaşkanı ensesinde hissedeceği bir meclis. Böyle bir olayda Türkiye gayet sağlıklı bir yere gidiyor. Yani o zaman bize söylediklerinin hepsi palavra olduğu muhalefetin bugün ortaya çıkıyor. Ki onlar da zaten meclis seçimlerine bunun için asılıyorlar. Evet. Abi ve 167 milletvekili şu anda görev yapan AK Parti'de tekrar listede görünüyor. Ömer Çelik ve Mehmet Şimşek listede yok. AK Parti'nin çoğunluğu elde etmesi durumunda kurulacak başka bir kabinede. Evet. Acaba daha çok onların isimleri geçtiği için özellikle onlardan yola çıkarak soruyorum. Böyle bir beklenti olabilir mi? Ve aynı soruyu size de sormuş olayım. Size bu liste ne söylüyor? Yani bu önümüzdeki seçimin bütün partiler için öyle. Tabii AK Parti için de özellikle çünkü yeni bir sistem Türkiye'de başlayacak. AK Parti için de hayati bir seçim bu. Ve kolay bir seçim değil yani. Eskiden %40 oyla AK Parti ilk geldiğinde %38 ile geldi. Yani %40-45 oyla meclis çoğunluğunu elde edebilirdiniz falan. Şimdi öyle değil. Artık %50 bandı çıtası var önünüzde duruyor. Milletvekili sayısı 600'e çıkmış ve sistem değişmiş. Bu kolay bir seçim değil. Tayyip Erdoğan'ın bunun farkında olduğunu, Cumhurbaşkanımızın bunun farkında olduğunu en somut göstergesi ne kadar ağırlıklı şey varsa, aktörü varsa, siyasetçisi varsa elinde sahaya sürdü. Şu anda yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı İzmir'den liste başı milletvekili. Halbuki işte Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkan yardımcısı falan olabilir falan diye bekleniyordu değil mi? Veyahut da şu şöyle bir şey olur falan diye bekleniyordu. Hayır, değil. Efendim İşte kendisi Ömer Çelik bana göre yani kabinenin başarılı, Avrupa Birliği Bakanlığı da başarılı. Belki önümüzdeki dönem onu listeye koymadı. Belki önümüzdeki dönem Dışişleri Bakanı olacak. Bilmiyoruz. Çünkü mevcut Dışişleri Bakanımız milletvekili listesinde. Yani Bakanı gibi bu tür dengeler Mehmet Şimşek keza kabine liste dışında kaldı. Belki bakanlığa devam edecek filan. Yani bu tür şeyler gözettiği Sayın Cumhurbaşkanı gayet açık. Yani o belli oluyor. Ama burada az önce İnur Bey'in söylediği bir şeye tekrar ben döneyim. Nasıl Amerika'da kanunları çıkarmıyor. Başkan çıkarmıyor. Başkanın işte biliyorsunuz o şimdiye kadar hiçbir Amerikan başkanı da görmedi. Biz böyle al sana diye böyle kararnameler falan var. Başka bir şey yok. Ama o kararnameler meclise gidiyor zaten. Tıpkı orada olduğu gibi Türkiye'de de artık mecliste komisyonlar yapacak artık kanunları. Evet. Bu komisyonların her ne kadar ana muhalefet partisi dahil Türkiye'nin muhalefeti, biz eskiye döndüreceğiz işte parlamenter sisteme döndüreceğiz filan. Yani bu esasında Türkiye'yi biz tekrardan bir kaosa götüreceğiz. Parlamenter sisteme nasıl gider? Yeni bir anayasa oylaması, yeni bir seçim filan filan. Yani bunun için yani daha henüz daha anlayabilmiş değil bunu muhalefet. Ne olduğunu, ne bittiğini filan. Bakıyorsunuz zaten Muharrem
konuşmasından, bugün de yapılmış yaptığı konuşmalardan baktığınızda anlıyorsunuz ki sistemi daha anlayamadı bunlar hiçbir şekilde. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ne olursa olsun, muhalefet ne yaparsa yapsın, iktidar sorumluluğunu taşıyacak olan parti olma iddiasındaki AK Parti kendini güçlü ve hazırlıklı hale getirmek istiyor. Meclis tarafı böyle. Öbür taraftan da İstanbul Kongresi'nde açıkladığı manifestoda Sayın Cumhurbaşkanı kadınlar dediydi. Hakikaten bakıldığında, yani bugün AK Parti'nin mitinglerine tarafsız, objektif, yani CHP'li olun, işte başka partiden olun, kim bakarsa bakın AK Parti mitinglerine kadınların ne kadar yoğunlukla orada yer aldığını ve ne kadar coşkulu olduklarını görürler. AK Parti eğer kazanıyorsa, ayakta duruyorsa, kadınlar sayesinde ayakta duruyor. Benim gözlemim o yani. Mitinglere bile eşlerin kolundan tutup onlar götürüyor herhalde benim. Ben öyle anlıyorum yani. Nitekim işte kongrelerde, il kongrelerinde filan da baktığınızda en böyle coşkulu, heyecanlı şey yapanlar filan, tempo tutanlar filan hep hanımlar. Listelerde de görüyoruz bunu. Yani az buz kadın aday yok. Evet. Ve kazanacak yerlerde. Türkiye'de parlamentoda ilk defa böyle hatırı sayılır sayıda kadın milletvekili göreceğiz biz bu dönem. Hem AK Parti'den, hem MHP'den, hem İYİ Parti veya işte diye gibi. Dolayısıyla biz ben önümüzdeki seçimin bu manada bu listelerin çok iyi dizayn edildiğini düşünüyorum. Çok siyasi bir tecrübe süzgecinden geçmiş bu liste. AK Parti açısından öyle. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da öyle. Ona geçmeden bir Şeref Bey'den de alayım. Şimdi 21 kabineden 21 isim listelerde. Yani bu onların bir daha bakan olmayacakları anlamına geliyor. Sizi şaşırtan unsurlar var mı listede diye sorayım. Ben açıkçası şaşırmadım şundan. Şimdi bakın, kadından söz açıldı, oradan lafa gireyim. Şimdi gerçekten bu meclis kadın oranının en yüksek olduğu bir meclis şeyi veriyor. Olacağı intiba veriyor bize, değil mi? Evet. Adayların profilinden. AK Parti gibi özellikle kadınların dinamizmi ve onların getirdiği enerji üzerine yükselen parti, bu sefer onların sahadaki gösterdikleri performansı meclise yansıtma konusunda... Listedeki sıralamalarda da kadınlar var. Evet. Yani bir noktaya, eskiden de koyuluyordu ama listenin arkalarında bir şimdi geliyor. Cumhurbaşkanı açıkçası partisinden de mevcut ezberlerden de pek çok kurumdan ileri bir ezber bozucu bir tutumu var. Burada ben onu görüyorum. Bu geçenlerde Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurulu yapıldı. 15 tane yeni yönetim kurulu seçildi. Bir tane kadın yok. Bir tane kadın yok. Ve çok değil, bir hafta önce Cumhurbaşkanı kadınların ekonominin dışında kalması halinde ülkenin neyi kaybedeceğini, onların mutlaka girişimcilikten tut siyasete kadar aktif rol olmaları noktasında söylerken, STK'larda onlara izin vermeyen eski bir ezber var. Ama şimdi bakıyoruz, burada listelerin bir tarafı bu. Gençler, 18 yaşındaki bir lise öğrencisi Kocaeli'nden inşallah kazanır. En genç adam. Şunu söylüyorum. Önemli olan yalnız listeye girmesi. Kazanması önemli değil o kadar. İşte ben de o yüzden inşallah da kazanır diyorum. Ha, inşallah. 8 de engelli aday var. Engelli. Onlar dışında söylemek istediğim şu: bu meclis hakikaten taze kan geldi. Katılıyorum, doğru. Çok, ama çok enteresan bir gündemi var. İnanın bunlar gece gündüz çalışacaklar. Yani eğer neye soyunduklarını bir bilseler belki de aday olmak istemezler. 637 tane bildiğim uyum yasası onları bekliyor. Evet. Ve üstelik onların çok kısa sürede çıkarılması lazım ki yasal yeni süre başkanlık gerçekten yol alsın. Hele bu içinde bulunur ekonomik sıkıntılar içerisinde başkanlık sisteminin bize vaat ettiği güçlü karar, etkin karar, hızlı karar süreçlerin ve bürokrasi denen o illetin azaltılması noktasında böyle bir yapılar var.
Bir başka listeye girenler gerçekten sevinmeli mi noktasını ben biraz ters konuşacağım. Şimdi meclis çalışmadığı zaman yöresinde gidip kendi seçmeniyle beraber olması konusunda taahhüt imzalıyor bunlar. Şimdi AK Parti evet, için söylüyorum. Cumhurbaşkanı kendi partisinden bütün seçilecek milletvekillerinden taahhütname alıyor. Evet, taahhütnamede öyle yazıyor. Diyor şeyler dışında. Mecliste ya 3 gün mecliste olacaksınız. Gerisi. Geri kalan seçim bölgenizde olacaksınız. Yani o yüzden orada bunu, ofis açacaksınız evet. Ve günlük rapor. O yüzden ben bu meclisin ezber bozan bir meclis olacağını, zaten sistem değişiyor, ezberlerimiz, eski ezberlerimiz gidiyor. Ama daha da önemlisi Cumhurbaşkanı'nın bu tasarımında bu tür bizim şu anda bilmediğimiz ama gidilecek olan sistemi hayata geçirecek bir enerjinin yattığını düşünüyorum. Evet. Ben yani o şeye özellikle katılıyorum. Genelde eski sistemde milletvekilleri bir işe yaramadığı için yani mecliste oturur işte seçmene yemek ısmarlar filan yani bir işi varsa işte hastanede şurada burada filan onun peşinde filan koşar. Başka da bu ezber bitti. Kanun manunla evet. Milletvekillerinin çok bir alakası da yoktur. Yani önden bakarlar grup başkan vekili elini kaldırıyorsa bunlar da kaldırırlar. Yani genelde milletvekilleri bizde böyledir. Genelde değil öyledir yani. Ama şimdi öyle değil. Meclis 3 gün çalışıyor. Zaten görüldü ki mecliste devamlılığı olmayan milletvekillerini listeden silmiş Cumhurbaşkanı. Yani herkes ne kadar devamlılığı var meclise bir liste gelmiş. Ona göre ona seçim yapılmış. Kendisi silmiş. Bir kere millet meclisindeki çalışmalara katılacaksın. %100. Öyle yan gelip yatmak yok. İki, seçim bölgen neresiyse oraya gideceksin. Orada ofis açacaksın. Ve oradan düzenli neler var, neler eksik, neler yapıyorsun. Raporlama yapacaksın. Sürekli raporlama yapacaksın. Evet. Şimdi bu bir siyaseti yeniden organize olmaya sevk ediyor. Yani bu parti de buna göre organize olacak. İşte en az 300 tane milletvekilinizin günlük raporları, şunlar, bunlar. Yani parti sekreteryası da buna göre çalışacak filan. Bakıldığında bu AK Parti'sinden böyle. Gelelim CHP. Yani öbür taraftan bakıldığında durum evet söylemlerinde biz sistemi değiştireceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama bu işin değiştirmenin öyle bir şey kolay bir şey olmadığının herhalde farkındalar yani. Ki Cumhuriyet Halk Partisi de bir başka şeyi peşinde. Ben Sayın Kılıçdaroğlu ilk defa olarak bunu sabahleyin ve öğlenin işte bu listeler açıklandığında yine TRT'de katıldım bir telefonda söyledim. İlk defa dikensiz gül bahçesi oluşturuyor Kılıçdaroğlu. Artık öyle çok şu efendim aman Şafak Pavey gelsin çok popüler bir isim. Öbürü bilmem işte gazeteci çok tutuklandı. Yok bilmem ne oldu o gelsin bu bitsin falan. Hayır böyle bir şey yok. Hepsini silmişlerdir defterden. Yani evet liste dışı bazı isimler konusunda çok dünden var. Beri bir yani, takım polemikler yani, var. Polemik diye bunların hepsi iki tane konuşma yapıp da alkış aldı mıydı kendilerini CHP genel başkanı olacak olmaya aday zannediyorlardı. İşlerinden kalkıp biliyorsunuz parti kuranlar oldu. Ondan sonra af dilediler hatta CHP'den affedilmeyi de istediler ama reddedildiler falan. Ama bir iki tanesini böyle yine aldı herhalde çok şey yaptılar yani falan. Bakıldığı vakit artık Cumhuriyet Halk Partisi de ayak uydurmaya çalışıyor bu düzene. Bakıyorsunuz Muharrem İnce'nin konuşmalarına filan hep geleceğe dönük şeylerde hiç öyle bir çatışmacı bir söylem yok. Yani bir ay sonra Türkiye seçime gidiyor evet, değil mi? Çok az bangır bangır gidilirdi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi listelerinin de bu manada olumlu parti açısından yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiaları açısından olumlu. Daha eksiği yok mu? Tabii bir yığın eksiği var. Cumhuriyet Halk Partisi bana göre bir yığın eksikli yani birçok şeyi bakımından. Ama
kendisi açısından, kendi iddiaları açısından iyi. İyi Parti'de ben çok fazla öyle pırıltılı bir şey, hani bu esasında bakmayın yani Aralık ayında falan kuruldu falan ama yani bir senedir, hatta daha öncesinden beri bu hareket var. Değil mi? Biraz bir insanlar yani pırıltılı, göz alıcı, göz doldurucu, yani insanlar devşir şey yapması, harekete katmalarını bekliyordum. Yani beklerdim. Olabilirdi filan. Saadet yani, bile Altan Tan'ı çıkarıyor mesela. Gibi yani bu önemsiz değil. Ben Altan Tan'ı önemsiyorum evet, mesela. Evet. Güneydoğu politikaları açısından filan. Altan fevkalade önemli bir isim. Yani İYİ Parti'de benim görevim, yani tamam eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş filan var ama yani işte bizim Mehmet Tezkan'ın dışında birisini de görmedim yani şimdi açıkçası. Evet. İnşallah şey olur. Evet, ama yani bakıldığında esasında Türkiye'nin iktidar partisi AK Parti ve ana muhalefet partisinin bu seçimi hak ettiği oranda ciddiye aldığını gösteren bir liste. Gösteren listelerle çıktılar. İlnur Bey, Abdülhatif Şener CHP'den Konya birinci sıradan aday. Siz listeye ilişkin